Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere motor turpan rediktörünün rulman dağılması sonucu, içerideki rulman dağılmış arkadaşlar. Rediktör işlevini yapmıyor. Frezeler ne durumda, dişiler daha doğrusu, onları bilmiyoruz. Sökmeye çalışacağız. Çok sık yaptığımız bir işlem değil. Yani sökmesi zor bir şey de değil. Çektirme gerekiyor falan ama çektirmemiz yok açıkçası. Kara düzen. Bir şeyler yapacağız ama rulman kapağı da tam sekmanı açıp hareket ettireceğimiz yerde şişmiş. O yüzden sonuç ne olacak? Merak ediyorum açıkçası. Sekmanı sağa sola da hareket ettiremiyorum. Tek bir tarafı çıkıyor, diğer tarafı çıkmadığı için sıkıntı yapıyor. Şöyle çektirmeye çalışacağım sekmanı. Takıldığı noktada hala da sıkıntı yaşatıyor. Nokta da dar. Bozula bozula tam sekmanın kafasının orada şişmiş yani malzeme. Çekip alabildik sonunda. Şöyle bakıyorum. Roman bu şekilde çıkacak mı belli değil. Şöyle vuracağız arkadaşlar. Biraz sert vurunca bu şekilde piyasaya çıkıyor malzeme. Bir temizleyelim bakayım ne durumda var. Gel böyle istersen oraya geçelim. Dalmışım. Evet, dalma ihtimali çok normal. Çünkü bayağı geç oldu saat yani. Şimdi şuradaki rulman dağınık. Çıkan rulman da bu arkadaşlar. Bir bakalım. Bu ölçüde rulman olduğunu zannetmiyorum elimde ama yoksa da yarın rulmancıdan alacağız. Genelde 608 rulman ölçülerine benziyor ama tam da emin değilim. Eğer varsa toplayacağım, yoksa videoyu burada keseceğim. Rulman aldıktan sonra işlemi yapacağız. Şimdi şu kısmı sökmeye gerek duymadım. Sadece dişi sağlam mı diye bakıyorum. Sağlam gibi görünüyor. Biraz şöyle fırçayla içerisine benzin döküp, benzin getirip daha doğrusu şey yapacağım. Dişinin temizlenmesini sağlayacağım. Sonuçta gres yağı var orada. Bir de gres basılabilecek bir yer yok. %80 ondan sebep bozuldu. Bunları sık sık yağlayın arkadaşlar. Yağlamazsanız böyle işte rulman dağıtır. Ondan sonra dişli sıyırır. Şöyle dolduralım biraz daha. En azından dişleri sağlam görünüyor. Şu kısmı sekman alıp vura vura çıkartabilirim aslında da uğraşmak istemedim açıkçası. Çıkarsam mı diye de düşünüyorum. Dişliği bir görelim. Hem içini temizleyelim. Şimdi olay şu. Görüyorsunuz alüminyum çapaklarını. İçerisi pek düzgün değil. En azından temizlenmiş olur. Şöyle onu da bir deneyelim.
Bir bakalım. Nasıl uğraştırıyor? Çıkmıyor. Çektirme gibi malzeme kullanırım diye birkaç malzeme getirdim ama fayda eder mi bilmiyorum. Bir deneyelim. Görüyorsunuz ellerim pul pul. Metal parçacıklarıyla dolu. Fosforlu gibi oldu mübarek. Metalik boya. Şimdi şu malzemeyi şuraya koyacağım. Bunu böyle. Dönmesi nasıl engelleriz bilmiyorum. Bir bakacağım. Malzeme kilitlememiz lazım. Bu ip veya bez böyle ufak. Bezden değil de. Şuraya tornavidayı sokmaya deneyeceğim. Yakın zamanda hiç böyle bir şey yapmadım. Uzun zamandır da yapmadım. Kimlerinki böyle basit çıkıyor. Kimler de böyle uğraştırıyor. Biraz dayaktan, kötekten anlıyor bu malzemeler arkadaşlar. Bir şey lazım mı? Elimizde mahvol. Dişlerinde sıkıntı yok gibi. Bu rulman sağlam. Şu rulmanın içerisinde pislikler girmiş. Ona bakacağım. Şöyle bir fırçalayayım. Temizleyeyim. Şuraları parçalar nasıl birikmiş. Statik elektrik yapmış herhalde. Mıknatıslama gibi. Ama dişlerde bir sıkıntı yok. Görüntü o şekilde. Şu yorumlar konusunda tereddütlerim var. Havayla temizlediğim zaman. Net kararımı vereceğim o konu hakkında. Şöyle bakıyorum. Pislik var içerisinde. Ama boşluk yok. Şöyle ileri geri sağa sola yok. Bunu havayla içerisini temizleyeceğiz. Zaten şu kapaklı. Onu değiştirmeye gerek yok. Sadece şu rulman çemberine kalınlığına bakıyorum. Ufak. Üzerinde de ölçü yazmıyor. İşin kötü tarafı o. Bu tarz şeyleri nasıl yapıyoruz? Mesela rulmanın üzerinde ölçü yazmıyorsa tutuyoruz arkadaşlar, kumpaslıyoruz onu. İnternetten bakıyoruz yani bu ölçülerdeki rulman kodu nedir gibisinden. Onlar çıkıyor. Ellerimi temizleyeyim. Rulman kodunu öğreneyim. Daha sonra eğer varsa o milin üzerindeki kalan rulmanın iç kısmını sökeceğim. Daha sonra montajlarken size de video çekerim arkadaşlar. Yoksa rulmancıdan aldığımız zaman toplarken gene
çekeceğiz. Fırsat bulabilirsek tabii. Kapat. Rulmanımız. Misine yazma dedi abi. Yazmıyor. Şey yazsa 5350 lira. 5350. Evet. Tekman. Şimdi temizledik bunu. Dişler sağlam. Şuraya güneş yağı süreceğiz. Çünkü somun nereye koyduk? Bir somun alayım. Bir İçerisine gres yağı basmamız lazım. Ama buradan epey bir uzakta. Neyse sıkıntı yok. Bayağı bir gres basmamız lazım. Arkada şarjda bu telefon. Şöyle gresi doldurdum. Rulmanla birlikte gidecek aşağıya. Rulmanla birlikte gidecek birlikte. Burcu ara yerine geçti. Görünüyor. Sekmanı takacağız. Senin bu taraf kaç abi? Kaç taraf? Bilmiyorum.
Ödeme nasıl olacak? Tamam. Şimdi segmanı taktık. Buradaki segmanı taktık. Yağlamasını da yaptık. Bunun yağ olayı şuradaki ortadan yapılıyor arkadaşlar. Bu yetişmiyor. Şu tarz bir hortum koyarak yapabilirsiniz. Az önce Mustafa akıl verdi bize. Mantıklı geldi. Ama ben zaten yağ fazlasıyla bastığım için beni çek lan. Fazlasıyla bastığım için içerisi dolu. Tek çekim olacak abi. Tamam, posa çekeceksin o zaman. Bu şekilde yağlamasını yaptığın sürece hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Bol bol yağlayın makineyi. Malzemeyi daha doğrusu. Şu an içerisi güzelce yağlı. Bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. Rulman gidikti. Dişliler sağlamdı. Rulman değiştirdik sadece. Temizliğini yaptık. Bu videoyu da bu şekilde çekmiş olduk. Görüşmek üzere.